Herkese merhaba. Bugün Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Konuğumuz eş başkan Sayın Sezai Temelli. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yoruldunuz. Seçim çalışmasında HDP çok çalıştı. Siz de gezdiniz. Hep takip ettik haberlerden. Hemen o konuyla girelim. Kürt seçmen İstanbul seçiminde ne mesaj verdi? Aslında bu mesaj verme meselesi, seçimler ve mesaj verme meselesi çok konuşulan bir mesele. Bizim HDP olarak bu seçimlere gitmeden hem 31 Mart seçimleri hem de 24 Haziran genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok net bir stratejimiz vardı. Bu stratejimiz aslında bizim mücadele hattımızla ortaya çıkmış bir stratejiydi. Neydi o? Biz kararlı bir şekilde Türkiye'de demokrasi ve barış mücadelesi vereceğimizi dile getirdik ve bu konuda taviz vermez bir duruşumuzun olacağını, çünkü Türkiye'nin en temel meselesinin demokrasi meselesi olduğunu ve bu meselenin de odağında, bütün meselelerin kavşağında Kürt meselesinin durduğunu, barış ve demokrasi mücadelesinin aslında birbirinden ayrılmaz bir bütünlük sergilediğini ve bunu da demokratik siyaset içinde HDP olarak verme sorumluluğumuzun olduğunu ısrarla dile getirdik. Yani seçim stratejilerimizi belirlerken sadece seçim kazanmak, seçim performansıyla alakalı bir strateji belirlemedik. Genel stratejimize uygun seçim stratejilerimizi ürettik. Yani seçim stratejilerimiz aslında bizim alt stratejilerimizdi. Taktiklerimizi buna göre ürettik. 24 Haziran'da birinci turda başarılı olduk. Fakat seçim ikinci tura kalmadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmaması bir yerde muhalefetin yeterince aslında meseleyi kavrayamamasıyla alakalıydı. O zaman da söyledik. Birinci turda muhalefet cephesini büyütün fakat birbiriyle bütünlükle hareket edebilecek bir senkronizasyonu yakalayın. Çünkü ikinci turda bir adayınız olacak. Eninde sonunda ikinci tura kim kalmışsa o hepimizin adayı olabilmesi için birinci turda bu senkronizasyonu yakalayın dedik. Olmadı. 31 Mart'a giderken bunu çok daha belirgin, çok daha güçlü bir ifadeyle ortaya koyduk. Dedik ki kazanamayacağımız yerlerde, yani tek başımıza belediyeyi alamayacağımız yerlerde bu meseleyi 24 Haziran'ın ikinci turuna çevirelim. Yani demokrasi güçlerinin adayı nerede öndeyse bütün muhalefet orada buluşsun, AKP, MHP bloğunu geriletelim. Bu faşist bloğu geriletmenin yolu buradan geçiyor. Bu tezimiz güçlü bir tezdi. Karşılık buldu ve Türkiye'nin birçok yerinde belediye başkanlıkları el değiştirdi. Bu HDP'lilerin, HDP seçmeninin, Kürt seçmeninin, özellikle de Kürtlerin çok güçlü bir siyasete müdahalesiydi. Başarılı oldu. Türkiye siyasetinin kulvarı değişti. İstanbul seçimlerinin yapılmasına gerek yoktu. Tekrar edilecek bir sürü seçim vardı Türkiye'de. Haksızlık, adaletsizliğin oldu. Onların hiçbiri yapılmadı. Örneğin Muş. Muş. Sadece bir örnek, evet. Malazgirt. Yani onlarca örnek sayabilirim. Çünkü biz itiraz ediyorduk. Biz haklıydık. YSK hepsini reddetti. İstanbul seçimleri gayet meşruydu. Yani kazananı belliydi. Tekrar edildi. Ve bu tekrara bağlı olarak beklentiler, özellikle iktidar cephesinden beklentiler, İstanbul seçimlerinin tekrarıyla İstanbul'u kazanmak, bütün o kaybetme duygusunu dağıtmak, önümüzdeki 4 yıl boyunca bu iktidarı sürdürebilecek bir meşru zemin yakalamaktı. Bu böyle olmadı çünkü. Ama seçmen de buna tepki gösterdi. Tabii. Seçimin yeniletmesini bir siyasi baskı olarak algıladı. Bu 800 bin farklı ortaya çıktı. Evet, çünkü her şeyden önce İstanbul seçmeni vicdanında bunu değerlendirdi. Biz tavrımızda hiçbir değişiklik olmadı. Daha da güçlü bir şekilde, yani bu vicdani meseleye de sahip çıkarak tavrımızı bir kez daha ortaya koyduk. Seçim sonuçlarını biz belirledik. Yani Türkiye'deki hem 31 Mart'ın tablosunu hem de 23 Haziran İstanbul seçimlerini HDP belirledi. HDP'nin almış olduğu karar belirledi. Çünkü HDP burada bu meseleyi bu şekilde ele alıp bu adımı atmasaydı bugün belki de tartışılan bu konuların hiçbiri olmayacaktı. Hatta 31 Mart'ta biz bu inisiyatifi almasaydık 23 Haziran olmayacaktı. Dolayısıyla bu önemlidir, kritiktir. Ha, bunu söylerken şöyle bir şeyle söylemiyoruz. Biz bunu yaptık, biz şunu yaptık demiyoruz. Demokrasi güçlerinin yapabilirliğini açığa çıkarmak açısından
Bu önemliydi. Neye karşı? AKP, MHP, faşist bloğuna karşı, tekçi anlayışa karşı, siyasetin o çoğulculukla buluşmasına karşı. Yani siyaset şimdi artık tabanı, halkı, halkları dinliyor ve buradan kendini yeniden üretiyor. Üretmelidir. Zaten seçimden sonra birkaç günde konuşulanlar da bu söylediklerimizi doğrular nitelikte. Hemen sizi teyit eden bir açıklama. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın bir açıklaması oldu. Şöyle dedi Aytun Çıray, Kürt seçmenler kendilerine kolaylıkla kandırılabilir. Saf insanlar veya terörist gözüyle bakanlara şamarı attılar. Kem sözleri sahiplerine gönderdiler. Birliğimize, bütünlüğümüze, demokrasimize zarar verenlere karşı vicdanlarda birleştiler. Vicdan kardeşliğini hep birlikte hayata geçirdik. Ne güzel. Yani HDP'nin dedikleriyle eninde sonunda buluşmak iyi bir şey. Biz de hep şunu söylüyoruz. Yani burada hiç yanlış anlaşılmasın. Hiçbir zaman dilimizde kibir yok bizim. Hiçbir zaman eşitsiz ilişkiler kurmak gibi bir anlayışımız yok bizim. Bütün siyasete bütünlüklü olarak böyle bakıyoruz. Bakın bir şey söylüyoruz. Burası diyoruz bizim ortak vatanımız. Ve ortak vatanımızda toplumsal barışı var edebilmemizin yolu cumhuriyeti demokratikleştirmeden geçiyor. O yüzden demokratik cumhuriyet diyoruz. O yüzden bir arada yaşamdan bahsediyoruz. Ve bunun yolunun da eşit yurttaşlık anlayışından geçtiğini söylüyoruz. Şimdi bunu yok kardeşimsin, yok işte biz etle tırnağız, yok ciğerparemsin, yok Kürt kökenlisin gibi lafı gereksiz yerlerde dolaştırmaya hiç kimse tevessül etmesin. Mesele eşit yurttaşlar olarak ortak vatanımızda bir arada yaşamaktır. Bunu nasıl yapacağız? Bunun yapılmaması için devletin, iktidar partisinin, hatta muhalefetin 4 yıldır anlamsız bir çabası var. Yok sayan, demokratik siyaseti tasfiye eden, dokunulmazlıkları kaldıran, o hali var eden. Böyle bir 4 yıl yaşadık. Olmadı. Mücadelemizle bütün bunları gerilettik. Evet, çok ağır bedeller ödedik. Arkadaşlarımız hala cezaevinde, arkadaşlarımız sürgünde. Çok insanımızı yitirdik. Ama şu anlaşıldı ki, hayır bu yol yol değil. Bunu değiştirmek gerekiyor. İşte bu seçimde belirginleşen şey bu değiştirme gücümüzdür. Aslında 4 yıldır biz bu mücadeleyi veriyoruz. Bu görünmezliğe, bu kabul edilmezliğe, bu yok sayılmaya en güçlü itiraz bu seçimde açığa çıkmıştır. Mesele budur. Şimdi gerçekten siyaseti iyi okumak, toplumun beklentileri, toplumun bu meselede nasıl hareket ettiğini iyi anlamak büyük önem taşıyor. Bunu şimdi başarabiliriz. Telaşsız, birbirini anlayarak, diyalogları kurarak, konuşarak, ortak iyi için adım atabiliriz. 23 Haziran seçimlerine efendim saatler kala İmralı ile bir görüşme gerçekleşti ama pek alışık olmadığımız biçimde bir akademisyen gönderildi oraya bir mektup aracılığıyla Kürt seçmene mesaj. Arkasından TRT'de Abdullah Öcalan'ın ağabeyi Osman Öcalan'la bir röportaj yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra yaptığı açıklamada ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenli arandığını bilmiyordum dedi. AK Parti'nin Grup Başkan Vekili Özlem Albayrak da TRT kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz demiş. İhale TRT'ye kalacak gibi. Ama Abdullah Öcalan'la görüşme 23 Haziran seçiminde acil bir sonuç almak için atılan bir hamle miydi? Yoksa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bundan sonra yolu yürümek için Kürt seçmenin desteğini almak üzere attığı uzun vadeli bir adım mıydı sizce? Kürt meselesine yaklaşım, demokrasi meselesine yaklaşım, bütün bunlara baktığınızda AKP-MHP bloğunun, AKP'nin, hatta AKP'nin 17 yıldır, bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Hani bazen diyorlar ya fabrika ayarlarına dönsün, aman dönmesin. Onun fabrika ayarlarını da biliyoruz biz nasıl bir şey olduğunu. Samimiyetsiz siyasetinin tezahürüdür bu. Beceriksiz siyasetin tezahürüdür. Yani 4 yıl boyunca Sayın Abdullah Öcalan'a mutlak tecrit uygulamış bir iktidar seçim arifesinde nelerden medet umuyor. Fakat herkes bilir ki Sayın Öcalan'ın siyasete yaklaşımı, Sayın Öcalan'ın çözüm meselesine yaklaşımı çok kapsamlıdır. Böyle bir seçim sandığına sıkıştırılabilecek bir yaklaşımı söz konusu değildir. Dolayısıyla mektup bize de geldiğinde biz okuduğumuzda
mektubu çok sağlıklı ve doğru bir yerden değerlendirdik. Çünkü biz çok uzun süredir, hani mutlak tecrit de olsa, 2013'te, 2015 aralığında oradan gelen mesajları okuyan, değerlendiren ve siyaseti bu anlamıyla anlamaya çalışan, değerlendiren bir yapıyız. Yani orada kalkıp mesela tarafsızlık sözcüğünü bizim anlamlandırmamızla çaresiz kalmış, siyaseten tükenmiş bir iktidarın ona sarılması arasında önemli bir fark var. Ya da payanda meselesini bizim anlamlandırıp değerlendirmemizde bu tükenmiş siyasetin değerlendirmesi arasında ciddi bir fark var. Bu fark seçim sonuçlarında ortaya çıktı. Evet, çok net bir ifadeydi oradaki. Yani bu kutuplaşmış siyasete payanda olmayan bir yerden sözünüzü kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu dile getiriyordu. Nitekim öyle yapmıştık. Hem 24 Haziran'da hem 31 Mart'ta hem 23 Haziran'da. Yani biz bir CHP kampında ya da Millet İttifakı kampında ya da Cumhur İttifakı kampında yer alan bir siyaseti var etmedik. Her iki kutuplaşmaya da itiraz eden bir yerden bir demokrasi mücadelesini ördük. Bunu nasıl test edebilirsiniz? Bakın, bu kutuplaşmalar eninde sonunda topluma rağmen yapılan kutuplaşmalar. Yani ittifak deniyor ama topluma mı sordunuz bu ittifakları? Yok. Bir odada yan yana geldiler. Belli pazarlıklarla oluşturdular. Ve kutup siyasetinden beslenen, siyasi rantla ayakta duran bir anlayış. Bunlara itirazdır bizimki. O yüzden bu sözcükleri doğru anlamlandırdığımız seçim sonuçlarında da ortaya çıktı. Siz İmralı'ya gitmek için başvuruda bulundunuz mu parti olarak? Yani bir heyetle gitmek, avukatlar üzerinden bir görüşme yerine daha önce olduğu gibi bir heyet göndermek için. Geçmişte olduğu reddedildi. Fakat avukatlar bile biliyorsunuz daha Mayıs ayında başladı gitmeye. 4 kere avukatlar gidebildi. Bir de aile ziyaretleri gerçekleşebildi. İşte bir doçent dersimden kalkıyor, gidiyor. Nasıl gidiyor, o başvuru nasıl yapılmış? Hatta bir yerde bir soru sordular. Ya ben de gitmek istiyorum dedi. Yani fakat ben şimdi başvursam izin alacağımı sanmıyorum ya da izin vereceğini sanmıyorum. Bırakın onu. Biz arkadaşlarımızı ziyarete giderken bile çok güçlük çekiyoruz, ziyaret edemiyoruz. Başka partilerin vekilleri gidiyor. Mesela bizim vekillerimiz gidemiyor. Böyle bir ilginç tablo var ortada. Siz dediniz ki eşit yurttaşlık temelinde gelin anayasayı değiştirelim. İlk teklif sizden geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine aynı gündü. Grup toplantısında yaptığı konuşmada bir referandum çağrısı yaptı. Şimdi şöyle bir eleştiri var bütün bu çağrıların yanı sıra. Yani artık kendi ömrünü tamamlamış bir iktidarı canlandırmak için ya da ayakta tutmak için ya da ömrünü uzatmak için neden ip atılıyor kurtarmak amaçlı? Böyle okuyanlar var. Bu çağrıları, referandum çağrısını özellikle, anayasa çağrısına nasıl bakacağını, yaklaşacağını düşünüyorsunuz iktidarın ve geri adım atması mümkün mü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden? Şimdi hem kavramları hem meseleleri doğru tanımlamamız, doğru yerlere oturtmamız lazım. Şimdi bir referandumu niye yapalım biz? Yani diyelim ki referandum yaptık. Ne kadar bir rahatlama ya da Türkiye siyasetinin önünü açacak bir şey olacak. Türkiye siyasetinin... Burada özür diliyorum. Bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alameti farikası tabiri caizse yani hiçbir zaman geri adım atmaması. Ya Erdoğan bugüne kadar bu kadar radikal bir geri adım atmadı. Neden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi o kadar isteyerek getirdiği bir sistemden bütünüyle vazgeçsin? Yani parlamenter sisteme dönüş için bir referandum ise... Hani bunu yapması çok akla yatkın görünmüyor. Bugün Naci Bostancı'nın bir açıklaması var. Yine medyaya yansıyan AK Parti Grup Başkan Vekili'nin. Diyor ki sistemi revize etmek akla en yatkın olandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdiği, sistemin yanlışları üzerinde çalışması ve dönüşte G20 zirvesinden dönüşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bu konuyu görüşeceği ifade ediliyor. Aslında onlar da bu gidişatın rahatsızlık yarattığını farkındalar ama nasıl bir değişiklik olacak? Şekli bir takım rötuşlar mı? Şimdi akademisyen olma şeyimden dolayı da yani mesleki olarak da yaklaştığından dolayı iyi analiz yapmamız lazım. Hem siyasi tarihimizi hem içinde yaşadığımız siyasi iklimi iyi analiz etmemiz lazım. Şimdi burada
Biz 12 Eylül anayasasıyla yaşıyoruz hala. Bunu yamalı bohça haline getirdik, orasını eğdik, burasını büktük. Biz neden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evrildik? Ne oldu? Şu oldu, Türkiye bu iddiatçı kafadan kendisini kurtaramadı. Bir kere Türkiye'nin tarihini, kültürünü, yaşamını, günlük yaşamını iyi okuyamayan bir siyasi anlayışla 100 yıldır debelenip duruyoruz. Bu çoğulculuğu idrak edemeyen, bir arada yaşamın siyasetini var edemeyen bir anlayışa sıkışmışız. Ve her seferinde darbe mekaniği, Öcalan'ın terimleriyle söylüyorum, darbe mekaniği çalışıyor. Bu darbe mekaniğinin tezahürü 12 Eylül cuntası gibi de karşınıza çıkabilir. Postmodern versiyonda da çıkabilir. OHAL uygulamalarıyla da çıkabilir. Şu anda da o mekanik çalışıyor. Tabii mi? Çalışıyor. Bu şu anda örtülü bir OHAL düzeni içindesiniz. Bakın bütün özgürlüklerin kısıtlandığı, demokratik siyasetin tasfiye edildiği, demokratik siyasetin yaşam alanının daraltıldığı, basın özgürlüğünün olmadığı. Bakın daha dün gazeteciler ceza aldı. Özgürlük, demokrasi, gazete çalışanları, arkadaşların ceza aldı. Bir sürü gazeteci içeride. Gezi davasını birkaç gün önce yaşadık. Ve dolayısıyla ifade özgürlüğü yok, basın özgürlüğü yok. Bir rejimi tanımlarken o evrensel hukuktan alın insan haklarına, bu özgürlükler alanlarına ve tabii yargının içinde bulunduğu duruma, bütün hepsine bütünlüklü olarak baktığınızda bu otoriter bir rejimdir. Bu otoriter rejim mevcut küresel düzene uygun kendisini yapılandırma ihtiyacı duydu ve böyle bir yola gitti. Bununla biz yol kat edemiyoruz. Edemeyiz de. Çünkü bu bizim yapımıza uygun değil. Yani kimyamıza uygun değil. O zaman Türkiye tipi başkanlık sistemi diye tabir edilen bu sistem aslında Türkiye'ye uymadı diyorsun. Hayır. Aksine bu kimyaya uymadığı için bu kanserleştiriyor ülkeyi. Yani çürütüyor. Bakın kurumlar çöküyor. Yapılar çürüyor. Hızlı bir şekilde bir kanserojen etki yaratıyor. Oysa insanların sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması sağlıklı bir siyasal sisteme, rejime ihtiyaç duyar. Bunun yolu bu çoğulculuğu gören, Türkiye'deki halkların eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşayacağını varsayan, yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi inşa etmekten geçiyor. Şimdi dönüp baktığımızda 100 yıldır biriktirdiğimiz deneyimlerden, 100 yıldır yaşadığımız acılardan çıkartacağımız dersler çok net önümüzde duruyor. Dolayısıyla artık bizim oyalanma lüksümüz yok. Türkiye çok zaman kaybetti, insanlar çok zaman kaybetti. Gelecek kuşakları kurtarabilmemiz açısından hızla adım atmamız lazım ve bu bir toplum sözleşmesinden geçiyor. Anayasa dediğimiz toplum sözleşmesi, yani acılarımızla madem akraba olduk, o zaman artık ortak geleceğimizi barışarak var edebiliriz. Bir toplum sözleşmesini beraber yapabiliriz. Bu anayasadır. Bunu toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla yapmalıyız. Bu demokratik bir zemin sağlayacak bize. Bunu yaparken de hızla toplumsal barış konusunda adımlar atmalıyız. Yargı reformu denen meseleyi toplumsal barışın içinden okumalıyız. Bunları da yapabiliriz. Ve ondan sonra tabii ki seçime gideceğiz. Kaçınılmaz olarak. Ama önce bunları yapmayı, bu yol haritasını biz ortaya koyuyoruz. HDP olarak iddiamız, tezimiz bu. Bunları yapmadan referandum yapmak, seçim yapmak Türkiye'nin bu artık kronikleşmiş sorunlarına çözüm getirmez. Toplumun bütün kesimleri inisiyatif alsın, ön yargılardan kurtulsun, o siyasi hesaplardan kurtulsun. Bir kere bu zemini var edelim. Bu zeminin üzerine siyaset yapmak kolay. Yeter ki sağlam bir zemininiz olsun. Ondan sonra yol açılır. Ondan sonra seçimi 3 yıl sonra mı yaparız, 2 yıl sonra mı, 4 yıl, o ayrı bir mesele. O siyasetin kendi kulvarında belirleyeceği bir şey. Ama bu diğer dile getirdiğimiz mesele kritiktir. Çünkü bu sadece Türkiye açısından değil, Orta Doğu açısından da kritiktir. Tüm Orta Doğu halkları açısından da kritiktir. Avrupa açısından da kritiktir. Yani küresel bir meseledir. Küresel bir meseleye bu yönde bir müdahale Türkiye'de sadece toplumsal barışı var etmez, Orta Doğu'da barış konusunda da önemli bir adımın atılmasına vesile olur.
Aslında seçim sonucu bu söylediklerinize nasıl bir ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. Ama siz iktidar partisinden bu yönde emareler görüyor musunuz? Niye iktidar partisinden, niye de diğer partilerden bu söylediğimiz çerçevede adımlar atılma emaresi henüz görmüyoruz. Fakat birilerinden bir şey beklemesin Türkiye artık. Yani sorumluluk alsın. Söz hakkını kullansın. Sözünü yükselsin. Bakın Leyla Güven bir eylem başlattı. Tek başına. O direniş 200 gün boyunca binlerce insanın katılımıyla o denli güçlendi ki bu koşullarda hiç kimsenin hayal edemeyeceği mutlak tecit kırıldı. Tecit tümüyle bitmemiştir ama çok önemli bir adımda atıldı. Bu herkes açısından örnek olacak bir şey. Eğer bir yerde haksızlık varsa sesinizi yükseltin. Bir şeye itiraz ediyorsanız muhakkak yan yana gelin. Örgütlenin. Siyaset yapın. Ve dolayısıyla toplumda, toplumsal muhalefette bu yönde adımlar güçlenirse iktidar da diğer partiler de buna kulak vermek zorundadır. Bunu görmek zorundadır. Varlık nedenleri budur zaten. Toplumdan gelen talepleri siyaseten biçimlendirmek. Şimdi topluma sırtını dönmüş bir AKP-MHP bloğu görüyoruz. Ama toplum onun yüzünü bu tarafa çevirecek en güçlü hamlesini işte seçimlerde ortaya koydu. Mesela geçmişte de bir parlamenter sistem deneyimimiz var bizim. O parlamenter sistem bizi buraya getirdi. Tam aslında onu soracaktım. Sizin partiniz ve siyasi geleneğiniz aslında o sistemi savunan bir yerde de durmuyor. Nasıl bir parlamenter sistem çiziyorsunuz? Çünkü o parlamenter sistem bu vesayet rejimini besleyen, şekli olarak parlamenter olup topluma nüfuz etmeyen bir parlamenter sistemdi. Yani mesela çoğulculuğu yeterince yansıtmıyordu. Temsiliyet mekanizmaları kötürümdü. Demokratik kurumları bürokratik vesayet altına sıkıştırmıştı. O yüzden de parlamenter sistem derken geçmişe öykünen, bugünü rehabilite eden bir meseleyi dile getirmiyoruz. Bir, yerel demokrasiyle güçlendirilmiş olmalı. İki, demokratik cumhuriyet dediğimiz meselede o çoğulculuğu muhakkak korumalı. Yani Türkiye halklarının, Türkiye'deki farklı inançların kendini vatandaşlık meselesinde, yurttaşlık meselesinde bulabileceği bir adım. Üçüncüsü, bizim radikal demokrasi anlayışımızı zaten var etmiş olan bir meseledir. Bunu da ısrarla vurgulamak istiyoruz. Bir, emekten yana. Çünkü biz biliyoruz ki küresel siyaset neoliberal dönemde aşırı emek sömürüsü ve yoksullaştırıcı bir dalgayla kendini var etti ve çok ciddi insani yıkımlar yarattı. O yüzden emekten yana. İki, doğadan yana. Doğa tahribatına son veren. Gelecek kuşaklara doğayı tahrip ederek değil, doğayı koruyarak devretmek. Üçüncüsü, kadın mücadelesi. Yani eşitlikçi bir anlayışın temelini ören bu üç saç ayağı üzerinde yükselmiş bir demokratikleşme. Bunlardan yoksun. Sadece Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini gözeten, bürokrasiyi parlamenterizm adı altında yeniden o güçlendiren ve vesayeti ören bir parlamenter sistem hiçbir derde çare olmaz. Evet, peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak siz de çok yakından tanıdınız. Mecliste birlikte çalıştınız, milletvekili olarak da. Geri adım atar mı? Yani şu hatayı görüp de ben yanlış yaptım, yakın çevremde bu bıraktığım ekip sadece beni alkışlayanlardan oluşuyor. O yüzden biraz da eleştirenlerle birlikte çalışayım diye mi kurdu Yüksek İstişare Kurulu'nu? Eğer o amaçla kurduysa o kurul bugün okuduğumuz haberlere göre ilk toplantısında 13 bin lira olan maaşı 18 bin liraya çıkarmış. Yani ilk icraatının bu olması da o kurulun yapmayı taahhüt ettiklerine halel getirmedi mi? Şimdi yüksek istişare olunca yüksek maaşa ihtiyaç duyuyorlar tabii. Bu isimleriyle alakalı olsa gerek. Evet, bu bir gelenek Türkiye'de, yani maaş ayarlamasıyla işe başlamak. Umarım motive olurlar. İşin şakası bir tarafa, Türkiye'de siyasetçiler geri adım atmıyorlar.
Türkiye'de hani bir koltuk meselesi var ya, şahsa dayalı siyaset, işte kişiye dayalı siyaset, toplumun da biraz böyle aslında bir şeyi var. Yani kişi fetişizmi çok yaygın olan bir toplum. Özgüven yoksunluğuna bağlı. Halbuki toplumdur asıl olan. Hepimiz önemliyiz. Sokaktaki herkes, emekçisi, kadınlar, gençler, herkes o özgüvenle hareket etmeli. Siyasetin esas belirleyici gücü budur. Dolayısıyla geri adım atmayacaklarını biliyoruz. Geri adım attırmalıyız. Mesele bu. Yoksa o kendiliğinden kim atmış bugüne kadar? Hangi siyasetçi atmış? Hangi siyasetçi oturduğu koltuktan kendi isteğiyle kalkmış? Dolayısıyla bunu çok iyi biliyoruz. Asıl olan şudur. Geri adım attırmak. Bunu başarabiliriz. Bunu yapabiliriz. Türkiye toplumunda, Türkiye siyasetinde bu güç var. Mesela Türkiye'de hep Kürtleri konuşuyoruz değil mi? İşte Kürtlerde bu özgüven var. Ne olursa olsun Kürt halkı bunu başararak yürüyor. Her türlü başına gelen felakete rağmen asla geri adım atmıyor, siyasetçilere geri adım attırıyor. Şimdi Kürt halkını bu anlamıyla çok önemli bir siyasi özne olarak görüyorum ben. HDP'nin de en büyük seçmen kitlesi Kürtlerden oluşuyor. Bize oy vermeyen Kürtlerde de aynı şeyi gözlemliyorum. Haksızlık etmeyin. Yani mesela bir haksızlık gördüğünde, bir adaletsizlik gördüğünde artık kendiliğinden gelişen bir reflekse sahip bir halk var. Mesela bu önemli bir özne, siyasal özne. Şimdi HDP farklı mı? Hemen aklınıza bu soruyu geliyordur. Yani siz koltuktan kalkar mısınız? Biz hep ayakta siyaset yapıyoruz. Bir kere öyle bir koltuk derdimiz yok. Ama evet, farklıyız. Çünkü taban demokrasi dediğimiz örgütsel anlayışımız, bu radikal demokrasi anlayışımız tam da buna dayanıyor. Yani hiçbir zaman kendimizi toplumun önüne koyarak değil, toplumla, halklarla beraber bir siyaset yapma anlayışımız var. O yüzden de bu kadar etkili ve bu kadar güçlüyüz. Düşünsenize her türlü saldırıya, her türlü yok saymaya, her türlü adaletsizliğe rağmen Türkiye siyasetinin belirleme gücünüz var. Şimdi mucize gibi geliyor insanlara. Bunu nasıl başarıyorsunuz diye habire bize soru soruyorlar. Yani ben, birkaç arkadaşım başarmıyor ki. Koskoca bir halk başarıyor. Koskoca bir parti başarıyor. Ve parti dediğinizde işte 7,5 milyon seçmen görüyorsunuz. Diyorlar 7,5 almadınız, 6,5 aldınız. Ben de diyorum ki 1 milyonu çaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20'de hem Putin hem ardından Trump'la yaptığı görüşmeler merak uyandırmıştı. Merakla bekleniyordu. Trump Türkiye'yi haklıdır dedi. Türkiye'yi seviyoruz. Stratejik işbirliğimiz devam edecek dedi. Erdoğan da daha sonra yaptığı açıklamada Trump'ın ağzından da yaptırım uygulanmayacağını duymuş olduk dedi. Bu sizin için sürpriz oldu mu? Olmadı. Şimdi biz G20'yi sevmiyoruz. 193 ülke var. Bu 20 ülke ekonominin, dünya ekonomisinin %85'ini kontrol edip dünyayı yoksulluğa mahkum eden bir zihniyetin bir araya gelmesi. Aslında daha önce yoktu bunlar. Biliyorsunuz daha önce G7 vardı. Sonra G7 artı bir G8 oldular. Sonra G20 oldular. Dolayısıyla ayrıcalıklı, imtiyazlı bir ülke sınıflamasıyla dünyanın bütün kaynaklarını sömüren, dünyada insanlara savaştan, zulümden başka bir senaryo üretmeyen bir yan yana gelme halidir. Dolayısıyla oradan öncelikle bu G20 organizasyonunun arkasında yatan sermayenin çıkarlarına uygun adımlar atılması kaçınılmaz. Ve en güçlü sermaye hangi sermayedir diye baktığınızda silah sanayidir. Askeri, militarist üretim kontekstleridir. Buradan okuduğunuzda F-35, S-400 şu bu meselelerin üzerinden bir yerden baktığınızda bu anlayışın ne denli hakim olduğunu G20'de de gördük. Dolayısıyla Trump'ın konuşmaları, Erdoğan'ın konuşmaları, Putin'in yaklaşımı bizi şaşırtmıyor. Öncelikle Orta Doğu halklarına sürekli zulüm ve savaş dayatan bir zihniyet üzerinden sadece kendi çıkarlarını düşünen yakınlaşmalar tabii ki oluyor. Olmaya da devam ediyor. Bakın Suriye meselesi, ki en kritik mesele bugün Suriye meselesidir. Suriye meselesi tam 8 yılı aşkın bir süredir, 9 yıldır savaş sürüyor. Sadece Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli mülteci var. Çok zor durumda. Dünyadaki mültecilerin büyük bir kısmını Suriyeliler oluşturuyor.
Suriye halklarına yönelik bir çözüm de değil, silah satışı, silah pazarlamaları üzerinden yakınlaşmaları ya da muhabbetleri dinliyorsunuz. Oysa Suriye halklarının birlikte bir çözüm üretmelerine katkı yapılması gerekiyor. Böyle bir şeyin konuşulduğunu duydunuz mu? Hayır. Söylediklerinizin bir fotoğrafı var aslında, çok net. Trump ile Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, arkadaşım diye hitap ediyor. Övgüler düzerek Kaşıkçı cinayetinin Birleşmiş Milletler raporuna göre baş zanlılarından birine arkadaşım diye hitap ediyor. Şimdi Kaşıkçı cinayeti mesela baktığınızda öbür tarafta işte bütün şeyle açığa çıktı. Nasıl olduğu, ne olduğu, ne bittiği. Şimdi fotoğrafta bakıyorsunuz, yani Kaşıkçı cinayeti konusunda Erdoğan'ın bu denli tepkiler ortaya koyduğu ve bu meseleye bu kadar sahiplendiği bir durumda arada bir Trump duruyor. Yani Trump, Selman ve Erdoğan aynı karede. Şimdi bu fotoğraf başlı başına zaten bize meseleyi anlatıyor. Şimdi neden kardeşim diyor Trumpçıya, Selman'a? O kadar silah almasa Suud ailesi Amerika'dan, ki en son anlaşma benim bildiğim 110 milyar dolardır, acaba kardeşim der mi? İşte Amerikan Senatosu bütçeyi onayladı. Amerika'nın bu sene askeri harcamaları 860 milyar dolar. Bu 860 milyar dolar sadece Amerika'nın yapacağı harcama. Siz devasa silah sanayini bir düşünün dünyada ve bunun üzerinde şekillenen bir dünya kapitalizmi var. Ve G20'yi de buradan okumak lazım. Bu dünyaya zulüm demektir, acı demektir, savaş demektir, yoksulluk demektir. Bu rakamın çok çok azına dünyadaki yoksulluğu, pardon, açlığı bitirebilirsiniz. Bu rakamın yarısına, bakın, bu rakamın yarısına dünyada temiz suya erişimi var edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden S-400 almak istiyor? Çünkü aldık da diyor zaten, işte yani bir parası kaldı, ödenecek. Evet. Neden bu kadar ısrarcı? Bu S-400'e ne gerek var? Her zaman dile getirdim, yani bu kadar okçun var, onları gönder dedim oraya. Şimdi onu da kapatıyorlarmış galiba. S-400'e neden ihtiyaç? Siyaseti, yani politikayı bu askeri sınai kontekst üzerinden okursanız o zaman yerli yerine oturuyor. Yani sizin bütün politik gelişmeleriniz ya da sizin politik toplumsal bütün hamlelerinizin arka planında bu mesele varsa, siz İran'la yaptığınız ilişkiler, kurduğunuz ilişkilerde de, sizin Suriye'yle de kurduğunuz ilişkilerde de öncelikli aklınız buradan çalışmaya başlıyor. Ve orada baktığımızda Suriye meselesinde ne var diye baktığınızda, hani bir zamanlar çok modaydı ya vekalet savaşları. Bu vekalet savaşları iki büyük güç arasında, iki büyük silah sanayi arasında yürüyorsa, siz de orada kendinizi konumlandırmak istiyorsanız her iki tarafın da müşterisi olmak zorundasınız. Ve S-400 müşterisi olmamızın en önemli nedeni politik olarak Suriye'de kendimizi konumlandırma ihtiyacımızdandır. Politik olarak peki neden Suriye'de kendisini bu denli konumlandırmak istiyor? Türkiye barışını inşa etmek, pardon, Suriye barışını inşa etmek, Türkiye'de toplumsal barışı var etmek için değil. Hala o iddiatçı, tekçi anlayışın kendi hinterlantını yaratmak, kendi gücünü korumak önceliği var. Bu tabii Türkiye'ye ciddi bir yıkıma neden oldu. Hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak. Suriye'de de ciddi bir yıkıma neden oldu. Suriye'de işte mültecileri konuşuyoruz. Ama içeride olan Suriyelilerden de 1 milyondan fazla Suriyeli yaşamını yitirdi. Ve şu an bile hala ciddi bir yoksulluk var. Bir geleceğe dair belirsizlik var. Sırf burada mı? Irak'a bakın. Hala Türkiye pençe harekatları, yok bilmem ne harekatlarıyla uğraşıyor. Hatırlayın, Irak'ta referandum söz konusu olmuştu. Türkiye Federe Kürt bölgesini açlıkla tehdit etti. Yani şimdi böyle bir dış politika söz konusu olabilir mi? Olmamalı. Ama şimdi Barzani ile bir yakınlaşma var. Evet, var. İşte bugünkü iktidar, bugünkü devlet ısrarla konumunu korumaya çaba harcıyor. Pragmatist. Keşke pragmatist olsa. Bu
statiko. Yani pragmatizmin bir esnekliği vardır. O zaman beka söylemi haklı. Kendi bekası açısından. Tabii şunu söylüyorlar. Yani kendi bekaları, çok iyi söylediniz. Kendi bekaları bu. Yoksa memleketin ne beka sorunu olacak? Yani kimse bu ortak vatanını terk etme ya da bir yere gitme derdini tam tersine sahipleniyor. Bize defol git diyor. Kimi yurdundan kovuyorsun sen? Belediyelerin çalıştırılmayacağına dönük seçmende bir kaygı var. İlk adımlar işte belediyelere atanan yöneticiler imzası çıkmıyor, işte onay verilmiyor vesaire. Bundan sonra atılacak bir takım adımlarla belediyelerin aslında elinin kolunun bağlanacağına dönük. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun ön işaretlerini vermişti seçim sürecinde. Bundan sonra yapacak mı, bu adımları atacak mı bilmiyoruz ama bu konuda en tecrübeli aslında sizin hareketiniz siyasi parti olarak da. Öncelikle Demokratik Bölgeler Partisi, ardından şimdiki HDP'li belediyelere nasıl bir uygulamayla karşılaşıyorsunuz belediyelerde? Bu iş yaptırmamak adına neler yapılıyor ve siz bunu nasıl aşıyorsunuz? Belki örnek olması açısından tecrübenizle. Şimdi bir kere bu kayyum sonrası, ben birçok yerde söyledim, bir enkaz var ortada. Ama enkaz edebiyatı yapmayacağız. Bu enkazı kaldıracağız dedik. Çünkü kayyumlar bir başka dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri görülmemiş ve görülmeyecek bir tahribat yaratmışlar. Yani kaynakları bir kere yok etmişler. Borçlandırmışlar ve bunun ötesinde mekanizmayı, yani belediye hizmetlerinin üretim mekanizmalarını aslında deforme etmişler. Bunların hepsinin toparlanması zaman alacak. Bunun bir planlamaya ve bu planlamanın altında programlara oturtuyoruz. Çok önemli, hem merkezi düzeyde hem yerel düzeyde çalışmalar var. Bununla ilgili toplantılar, çok sayıda toplantı yapıldı ve devam ediyor. Gerçekten bu meseleyi yönetmek kolay bir şey değil. Personeliniz de kalmadı. Çünkü o belediyelerin personelini de KHK'larla işten çıkardılar ya da iş akitlerini feshettiler. Tabii personeli çıkarmış, yerine personel almış. Liyakata falan bakarak değil, tamamen partizan bir ruhla almış. Artı istihdam ve bütçe ilişkisini tamamen merkeze bağlamış. Ne kimse hiç yani iş görmeyen, liyakaten orada olmaması gerekeni işten çıkartma hakkınız var, ne de yeni birilerini alma hakkınız var. Bir kere buradan kilitlemiş. Deformasyon dediğim. İkincisi, yatırım kararlarını alma yetkisini sizden almış. Üçüncüsü, kaynaklara erişim hakkınızı engellemiş. Dördüncüsü, aşırı borçlandırmış ve bu borca bağlı olarak da sizin kaynaklarınıza haciz koymuş. Yani bu şu demek. Yani sen belediyeyi aldın ama ben seni çalıştırmayacağım ve hem seni cezalandıracağım hem de yöre halkını cezalandıracağım. Halk bu tablonun ama farkında değil farkında. Mi? Farkında. Biraz önce de söyledim, yani Kürt halkı özellikle siyasal özne olarak baktığınızda her şeyin fazlasıyla farkında. Politik zekasıyla, bilinciyle, mücadelesiyle farkında. Dolayısıyla bu enkazı kaldıracağız derken halkın bu konudaki duruşu, tavrı bize bu sözü söyletiyor. Peki, yani bizim şey... için asıl olan oradaki siyasi irademizdir. Dolayısıyla tabii ki belediye hizmetlerinin çok iyi bir şekilde işlemesini istiyoruz. Ama öncelik varlığımız, kimliğimiz, dilimiz, haklarımız, var olma nedenlerimizden yok sayıp asfalt yol güzellemesi yapacak halimiz yok bizim. Evet, yol da önemlidir, okul da önemlidir, şudur. Ama benim girip tabelalarımı indiren bir zihniyetle sırf yol için kimse benim barışmamı beklemesin. Yani dilime, varlığıma, irademe saygı gösteren yönetimler istiyoruz. İşte Bitlis Belediye Başkanı bir sürü orada nüfus kaydırması, seçim hilesiyle falan seçildiler. Ama ilk yaptıkları icat tabela indirmek. Bu Bitlis Belediyesi istediği kadar asfalt yol döksün artık. Ankara ve İstanbul'da da benzer uygulamalar olursa Kürt illerindeki seçmenin kendi partisine, siyasetine sahip çıkması gibi, burada da seçmen sahip çıkar mı belediyelere? Burada nasıl bir manzara oluşur? Kesinlikle. Yani nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa biz orada olacağız. Orada olduk da zaten. Dolayısıyla bu benim belediyem, bu senin belediyen değil. Bu toplumun, halkın belediyesi.
Yeter ki belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri kentliye, kentin hemşerilerine, o kentte yaşayan insanlara eşit yurttaşlık temelinde anlayışla yaklaşsınlar. Ayrımcılık yapmasınlar. Yani geçmişte mesela bunlar çok gözden kaçtı. Özellikle batıya baktığımızda belediye başkanlarının nedenle ayrımcılık yaptığını bugün gidip kentin o çöküntülü mahallelerinde, o yoksul mahallelerinde görmeniz mümkün. Bunu Ankara'da da, İstanbul'da da, birçok yerde, Antalya'da, Adana'da görmeniz mümkün. Biz bu siyasete müdahale yaparken, yani sadece kendi belediyelerimiz açısından değil, tüm Türkiye'de yerel demokrasinin güçlenmesi adına, yerel demokrasi anlayışının var edilmesi anlamında müdahale ettik. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet, bugünkü konuğumuz HDP eş başkanı Sezai Temelli'ydi. Kendisine yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.